Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugünkü dosyamız paragraf çözmenin zararları başlığı. Olaya biraz tersten girmek istedim aslında. Birçoğunuz paragraf çözmenin faydalarını biliyor. Bir de ben sizlere paragraf çözmenin zararlarından bahsedeceğim. Yahu Fikoç, herkes bu faydasından bahsederken acayiplik yapıp illaki zararlarından mı bize bahsedeceksin? Evet, zararlarından bahsedeceğim. Çünkü birçoğunuz, hatta çok büyük bir kitleniz yanlış bir şekilde paragraf çözdüğü için inanılmaz zararlarını da görüyor. Bu yüzden size bu işin nasıllarını yaptığınız zaman nasıl da zarar gördüğünüzü teker teker söyleyeceğim. O halde Can, hazırsan başlıyoruz. Bir kere hangi yaş grubunda olursanız olun, paragraf çözen kitleyi iki ana gruba ayırıyoruz. Bunlardan birisi kitap okuma alışkanlığı olmayıp da paragraf çözenler, kitap okuma alışkanlığı olup da paragraf çözenler. Sizin için hangi grup daha şanslı? Kitap okuma alışkanlığı olanlar mı, yoksa kitap okuma alışkanlığı olmayanlar mı? Şimdi bunu birlikte göreceğiz. Kitap okuma alışkanlığınız yoksa bir kere kitap okumaya hızlıca bir başlayın. Bu olmazsa olmaz. Ama kitap okuma alışkanlığınız yok diye, şimdiye kadar okumadınız diye paragraf çözmemezlik de yapmıyorsunuz. Sadece belirli bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. O da şu: kitap okurken süreye pek fazla dikkat etmeyin. Okuduğunuzu anlamaya çalışın. Bu grup, tekrar söylüyorum, kitap okuma alışkanlığı olmayanlar için. Okuduğunu anlayacaksın kardeşim. Bu işi hızlandırayım derken, paragrafı süreli çözeyim derken okuduğunu anlamazsın ve böylece anlama yeteneğin maalesef gecikmiş olur. Al sana kitap okuma alışkanlığı olmayıp süreli paragraf çözenler için paragrafın zararları. Gelelim ikinci gruba. O da kitap okuma alışkanlığı olan grup için. Hocam, bunlara niye söylüyorsun bu işi? Bu işi bunlar biliyor zaten. Zaten kitap okuyor. Paragrafı hayli hayli çözer diyorsunuz ya. Yanılıyorsunuz. Hatta biz sorunun birçoğunu kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerde yaşıyoruz. Bu grup öğrencilerimizin en büyük yanlışı ne oluyor biliyor musunuz? Özellikle bu kitap okuyan grup yayvan bir şekilde bu kitaplarını okuyorsa, yayvan şekilde demem şu, rahat, böyle sanki plajdaymış gibi, plaj rahatlığında, süresi kaygısı olmadan, gün batmayacakmış gibi, sabah olmayacakmış rahatlığıyla bu kitapları okursa, ki uzun yıllar bu kitapları bu şekilde okumuş maalesef bu öğrenciler, paragraf sorusunu da aynı mantıkla çözmeye çalışıyor. Paragraf sorusunu da aynı mantıkla okuyup cevaplandırmaya çalışıyor. Süreli sınavlara girdiği zaman, bakın bu önemli, süreli bir sınava girdiği zaman bu ALES olur, bu TYT olur. Ne oluyor? Süre problemi olduğu için o paragraf sorularını hızlı bir şekilde okumaya çalışıyor. Ne oluyor? Okuma dengesi bozuluyor. Ve bu öğrenciler maalesef 40 soruda 10 yanlış, 12 yanlış gibi yanlışlar bırakabiliyorlar. İşte bu da paragrafa en büyük zararlardan biri. Peki Fikoç, ne yapmamız gerekiyor bunun için? Kitap okuma alışkanlığı olan öğrenciler, bir kere şu alışkanlığınızı bir değiştirin. Şu kitapları daha fazla kitap okuma amacıyla olsa dahi daha hızlı okuyup anlamaya çalışın. Paragraflarınızda sakın ama sakın süresiz bir şekilde çözmeyin. Süresiz bir şekilde çözdüğünüz her paragraf sorusu size faydadan daha çok zarar getirecektir. Lütfen bunu dikkate alın. İşte bunlar paragraf çözmenin zararlı kısımlarıydı. Ama nihayetle paragraf çözmek bizim olmazsa olmazımız. Her yaş grubundan öğrenciler kesinlikle beyin jimnastiğini yapabilmek için şu paragraf sorularını çözmesi lazım. Paragraf sorularını çözmek sadece Türkçe'ye faydası olur diye düşünenler için söyleyelim. Abi, öyle bir durum yok. Paragraf sorusunu çözmeniz Türkçenin yanında matematikteki büyük paragraf gerektiren problem sorularınıza kadar faydalı olacak. Biyoloji sorularınıza faydalı olacak. Yahu her derse faydalı olacak. Çünkü paragraf tüm derslerde bulunuyor. Okuduğunu anlarsan, süreli bir şekilde bunu çözebilirsen bu iş tamamdır. Biz az bir zararını anlattık ama çokça faydasını da zaten birçok videomuzda da anlattık. Buna benzer durumlar yaşadıysanız kesinlikle bu videonun açıklama kısmına bu yorumları, tecrübelerinizi yazabilirsiniz. O halde Can, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.